Bismillahirrahmanirrahim. Evet, başlayabilirim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yakut Paşa. Yeni oyun serime hoş geldiniz. Evet, doğru duydunuz. Yeni bir oyun serisiyle yeniden karşınızda bulunuyorum. Genesis Alpha 1 oynayacağım arkadaşlar. Oyun hakkında bilgi vermek isterim. Belki bilmeyenler vardı diye düşündüm. Çünkü arkadaşlar oyun yapım sürecinde ve büyük ihtimal fazla tanınan bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Evet. Oyun uzayda geçen bir arkadaşlar oyun diyebiliriz. Space Engineers tarzı bir oyun demek doğru olur mu bilmiyorum ama benziyor. Amacınız burada bir şeyler inşa etmek yerine daha doğrusu daha çok keşif yapmak oluyor. Ana göreviniz bu oyunda bir mürettebatla ve gemiyle bir başka galakside yaşanabilecek gezegen olmak. Evet. Oyun hakkında detay vermek istemiyorum başta, fazla konuşarak çünkü zaman kaybetmiş oluruz. Oyunu oynayarak zaten nasıl bir oyun olduğunu göreceksiniz diye düşünüyorum. Yeni görev başlıyoruz. Evet, oyun Almanca. Neden? Çünkü oyunun Türkçe yaması yok. İkincisi İngilizcemin yetersiz olduğunu gördüm bir süre İngilizce oynadıktan sonra. Bazı kelimelerin ne anlama geldiğini bilemedim. Aslında bu konuda kendimi geliştirmem lazım. İleri dönük de böyle bir şey yapacağım. Bilmediğim kelimeleri öğreneceğim. Ama oyunu Almanca oynayarak daha rahat edebileceğimi düşündüm. Elimden geldiği kadar ama tercüme edeceğim. Sıkıntı yok yani. Content. Şirket seçimi. İlk önce tabii bir şirket seçeceğiz. Ben arkadaşlar rahat edebildiğim şirket Stahl Union'da. Neden? Çünkü güzel kaynak veren bir arkadaşa şirket. İlk başta rahat gemimizi inşa edebiliyoruz. Evet. Diğer şirketlere hiç bakmadan devam ediyorum. Galaxy ayarlarına bir bakalım. Elimizden geldiği kadar güneş ekleyelim. Daha çok gezinebiliriz. Tehlike, gefaren tehlike demek. Oyun hakkında ne kadar bilgim olsa da çok iyi olduğum söylenilemez aslında. Onun için tehlike %100 kalsın. Gemi inşa kaynakları %100. Silah kaynakları %100. Enerji kaynakları %100. Evet, diğerleri %100 kalabilir. Artefakt, artefaktın Türkçesi neydi ya? Hani özel eşyalar bulunuyor arkadaşlar. Eşyalar. Artefaktın Türkçesi ne ya? Benim Türkçem de kötüymüş İngilizce'de. Ama ne anlama geldiğini biliyorsunuz diye düşünüyorum. Hani özel eşyalar bulunuyor ya. Ondan bahsediyor. Abdülünün şifre kötü gemiler, düşman gemileri 12 diyor ama ne anlama geldi tam bilmiyorum. Herhalde sayısından bahsediyor, gemi sayısından. 9 tane tüccar varmış tüm galakside, iyi güzel. Genesis Rank bu oyunun uzamasını sağlıyormuş yükseltirsek, daha çok zorlaştığı için. Yok, uzatmayalım bence. Sabit normal seviyede mi yapsak? 1, 2, 3, 2, 1 yapıyorum. Reaktör emit. Reaktör emiti yüksek olsun. Güzel bir şekilde gemi inşa edebilirim. Evet. Tamamdır. Başlayabiliriz görevimize. Bilmiyorum, introya bakalım. Bakalım ya ne olacak. Telefona baktım, mesaj geldi sana. Evet, birçok denemelerimiz oldu diyor. Yarışma oldu diyor. Ama hazır değildik diyor. Bir sonra bu rüya kayboldu. Propaganda ve yalan oldu diyor. Eski rüya mecburiyet oldu dünya adına diyor. Tam anlamıyla tercüme etmiyorum. Hemen hızlı tercüme etmek için. Kaynakla eksik filan fişten işte. Mars'ta bir şey bulundu diyor. Hyperdrive. Yani hipotrip yakın Türkçesi ne? Bilmiyorum ki. Galaksilere gidebiliyoruz diyor. Birçok güneş ve gezegen diyor. Hayat dolu gezegen diyor. Yeni bir umut. An alliance of powerful corporations was forged. Büyük şirketle ittifak kurması yeni bir proje başlattı. Bir Genesis isminde. Rüya geri döndü diyor. Biz de bir piyonerin Türkçesi keşifçi mi acaba? Tam olarak bilmiyorum. Yeni bir gezegen bulmamız istiyor insanlık adına. Genetik Şifracht. Finden. Genetik Şifracht Finden. And like myself, you are one of them. Genetik şifrak, genetik
anlamına geliyor galiba. Tam öyle. Evet. Şimdi gemimizi inşa ediyoruz. Tabii bir basit bir şekilde gemiyi inşa ediyoruz. Yani Space Engineers tek gibi değil açıkçası. Ha, kötü mü? Ben aslında kötü bulmadım. Eğer ki güzel kendi isteğim doğrultusunda gemi inşa etmeksem Space Engineers oynarım. Yok. Benim amacım keşifse bu oyunu önerebilirim açıkçası. Ha, şunu da söyleyeyim, ben bu oyunu sponsoru falan değilim. Yani sponsorluk falan olmadı. Ben bu oyunu beğendim, aldım ve oynuyorum. Evet. Tabi nereye kadar bilmiyorum, hevesim kalır. Şimdi diyeceksiniz ki abi tak tak kuruyorsun. Koridor inşa ettim. Daha sonra traktör stahl inşa ettim. Traktör ışını diyorlar. Türkçesi bilmiyorum. O doğru mu? Amacımız uzayda bulunan kaynakları toplayabilmek. Gezegendeki kaynakları gemilerden toplayabiliyoruz. Kuracağım sistemi önceden arkadaşlar geliştirmiş olduğumda belirtmek isterim. Evet. Şimdi nasıl inşa etsek biz bunu? Şöyle bir tane inşa edelim. Koridor, bir de tripod geliyor. Burada işte arkadaş otlar falan var. Bu otlar sayesinde hayatta kalma ihtimaliniz var. Nefes almanız için tabii ki lazım bu. Neredeydi? Bu lazım bir tane silah üretimi için. Bu bir. Tabii ki ya, bir yerde kalabilmeleri için de arkadaşlarımızın crew deniyor. Almancası mürettebat şehir. Yaşam alanı mı denir Türkçesi bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Türkçem çok berbatmış. Onu gördüm arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya bir... All biomass you collect will be stored. Ne kadar biomass toplayabiliriz? Hiçbir tane bile değil. Bir depo istiyor ilk önce. Depoyu inşa edelim. Aklımdayken depoyu şuraya bir inşa edelim. Şimdi diyeceksiniz ya bu depoy niye bu arkadaş? Abi bu depoy bu. Kimi niye böyle tasarladı? Bunun bir arkadaşlar ileride bir anlamı olduğunu siz de göreceksiniz. Başaracağız. Evet. Bunu buraya kuruyorum, biyotankı ve Lon Labor'u da buraya koyuyorum. Evet. Neden? Aslında önceki sefer bundan yeri farklıydı ama böyle inşa ettim, daha da oldu. Evet, şimdi biraz kaynağımız kaldı hala. Ne kadar yedi ramen. Ramen demir işte. Yani inşa edebilmek için metal. Taba başta bahsediyoruz. Geminin ismi... TR Malazgirt diyelim. Malaz diyeceksiniz, ne anlamı var? Anlamını bir anlamışsınız diye düşünüyorum. Evet, başla. Yani anlamı Türklerin bir başka galaksiye gitmesi ilk. Gelişi Türklerin. Evet, benim ilk. İlk benim kanka. Kuadrant Alpha 1. Evet, bir başka galaksiye mi uçtuk yoksa bulunduğumuz yer... Dur, ben bu konuda tam emin değilim şu anda kuadrant yazınca. Yani bir başka galakside miyiz yoksa galaksimizin içerisinde bir bölgede miyiz? Onu tam olarak şu anda emin olduğumu söyleyemem açıkçası. Evet, şimdi uyanıyoruz da kaptan belirleniyor diyor. Terfi ediliyor diyor. Ben kaptan, ismi Perkins mi? Allah kahretsin. Diyor... Menç insanım ben. Evet, hayvan değilim sonuçta arkadaş. Şimdi burada ilk önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi bu bizim buradan gidebileceğimiz yerleri gösteriyor. Burada işte ne tür kaynaklar var, onlara falan bakabiliyoruz. Fundo attı. Hipotripwerk nerede bulundu falan onu gösterebiliyoruz. Bak burada bir şey. Yeni tripwerk varmış burada. Bu tripwerk'e nasıl, ne anlama geliyor? Daha uzaklara uç, daha uzak uçmanızı sağlıyor bunları bulursanız filan. Bunlar önemli olabilir. Şimdi biz buraya mürettebatta bir arkadaşı görevlendiriyoruz. Dedi ki arkadaşı görevlendirelim. Neden? Çünkü amacım bu gezegenleri güzel bir şekilde, bu sistemde bulunan gezegenleri göstereyim size. Keşif yapılmasını sağlamak. Gezegen yokmuş. Bir tane varmış. Bir tane de şrot işte parçalar filan. Sağ klikle yer değiştirin. Böyle güzel bir şekilde gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi geldi, güzel araştırma başladı. Şimdi biz ilk önce Tripod'a gidiyoruz. Buradan
Hemen Werkstatt'a, yani sanayiye. Türkçe sanayi bilmiyorum. Emin değilim şu anda. Dur, pardon, yanlış. Burada işte silahla inşa ediyorsunuz. İleride bu konuda da gelişme yaşatacağım ne demek? Yaşayacağız diyecektim. Şimdi burada hemen ben bunu aldım. Size önerim, alın bu silah. Neden? Şimdi arkadaşlar, geminize uzaylılar girebiliyoruz. Şimdi güzel barışçı gözüktüğüne bakmayın her şeyin. İleride affedersiniz ama tekme tokat girişiyor uzaylılar. Şimdi bir taramanın bir tanesini uzaylılar üzerimize gelmesin diye buraya ekliyorum. Daha doğrusu üzerimize gelme deme saçma. Bir karantina oluşturdum. Yani atıyorum şimdi uzaylılar buradan devam edemez bu bölgeye kadar. Buradan uzaylı çekme ihtimalimiz var. Evet. Onun için şimdi bunu ben kurdum da anlatacağım güzel bir detay. Şimdi konsantre olduğum için tam olarak anlatamıyorum. Evet, tam olarak anlatamıyorum, affedin. Şimdi biz uzaylı çekebiliyoruz arkadaşlar gemimize yanlışlıkla, tamam mı? Eğer ki gemiye uzaylı çekersek ve bu taramalar burada olmazsa uzaylılar güzel bir şekilde benim memleketim diyerekten gemiyi ele geçirebiliyor. Eğer ki gelirse burada indirme ihtimalimiz olur. Fazla yayılmaz. Buna elimizden geldiği kadar önem vermemiz lazım. Evet. Bakalım bakayım. Şimdi araştırmış. 4 tane bir şey bulundu. Latrin batırıyor. Nasıl bir dil konuşuyorum ben ya. Şimdi rameni alıyoruz. Lazım olacak kesin bize ileride. Evet. Diğer arkadaşı görevlendirdik. Bir boş duran var. Onu bir bulak. Ver pause. Nerede? Unt tetik de çalışmıyor. Pislik. Evet. Şimdi tabii ilk başta ve can sıkıcı gözlemi ne yapıyor lan? Buna böyle kompütere basıyor, güzel bir şekilde kaynak topluyor. Evet, gezegenlere iniş olacak, saldırılı olacağız, araştırmalar yapılacak. Allah! Ve oyun halen arkadaşlar şu anda nasıl diyeyim, oyun üzerinde çalışıyor, bitmiş hali de diyebiliriz aslında. Çünkü sunulduğuna göre bitmişti ama büyük ihtimal birçok eklentide gelecektir, yani böyle bırakamazlar. Çünkü bana göre oyunda bayağı bir gelişme imkanı oyunun var diyebiliriz. Evet. Daha uzaylı çekmedik. Keşke uzaylı çekseydik, gösterseydim size. Bu silahı kullanalım gereksiz kurşun acımamak için. Bunu çünkü sınırsız kurşun. Bitti. Şimdi gezegene inmeyi doğru bulur muyum aslında? Batarya lityum. İnmek doğru değil. Neden? Feneri eksik bize. Feneri inşa etmeyi şimdi ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Şimdi biz başka bir istasyon güneş sistemine gideceğiz. Araştırılmış sistemde var mı? Yoksa da bu sistem. Bunu araştırmışız. Gidelim o zaman. Şimdi aslında o gezegene sisteme önceden girip de bakabilirdim. Bakmıyorum aslında. Şimdi rastgele gezinecek büyük ihtimal. Aslında gerçekten boşa da gelmiş olabildik. Bir tane var mesela. O batarya. Batarya. Direkt batarya var. Gezegene indiğimiz zaman arkadaş şöyle bir durum da var. Şimdi atıyorum biz gezegene indik değil mi? Bu gezegene indiğimiz zaman bulduğumuz kaynaklar sade kaynaklar mı oluyor desem. Türkçe mi yetmediğini ilk defa arkadaşlar gördüm ya. Diyeceksiniz neden Türkçen yetmiyor? Gurbetçiyim ben. Türkçe konuşmuyorum. Birçok zaman Almanca konuşuyorum, onun için Türkçe kötü olduğu söylenebilir. Çefer olmamış kaynakları buluyorsunuz ve bunları feneride, yani sanayide bir istediğiniz kaynağı değiştirmeniz lazım. Evet. Uzaylılar falan gelmedi. Şanslıyız. Daha tabii ki bu bölgede de risk yok. İleride risk çoğaldıkça uzaylılar saldırıyor. Aha geberteceğim sizi falan diyor böyle. Gemiyi sahiplenen de var pislikler. Diyeceksiniz buna soruyor. Bakın bulunan parçalar yok olmuş gemiler yani. Demek ki bizden önce birçok gemi gelmiş yok olmuş arkadaşlar. Başarısız olmuş ya. Yani. Biz başarısız olmayacağız. Evet. Batarya bulduk. 4 tane yetiyor mu lan bir şey için? Hadi hepsini bulak bir. Hepsini bulak, hepsini toplayak diyecektim. 7 batarya var. Çiçek var, çiçek ama depo yok ki çiçek için. Niye geldin şimdi oradan? Ne kadar depoda yerimiz var? Dikkat etmek lazım, depoya da abartmayalım. Dur bu arkadaş toprakken ben gerekli arkadaşlar şeyi üreteyim. Silah, batarya toplamamın sebebini şimdi göreceksiniz.
Burada özel bir istediğim bir şey var. O da enerji bariyeri. Processing. Tabi üretmemiz lazım biz bunu. Evet. Arkadaşlar bir ara vermem lazım. Birazdan karşınızdayım. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir kontrol edeyim her şey güzel bir şekilde. Tamam da sıkıntı yok, hadi bakalım. En son ne yapıyorduk? Aldık mı bariyeri? Yok aldık. Aa yok, bariyeri. Dur ya, ne yapıyorduk ya saydın. Ha doğru. Yo bastım, tamam. Aldım bariyeri üst. Yo. Ha almamışım. Üretmişim ama almamışım. Tabii bir 10-15 dakika oldu arkadaşlar. Onun için ne yaptım en son unuttum. Evet. Aa, bir, dur bir tane daha toplandı bildiğime göre. Eğer ki bir tane daha üretebilirsem ne mutlu bana. Doğru, evet, direkt iki tane alı götürürüz. Bunun önemli şu arkadaşlar, enerji alanı oluşturuyor. Bu ne düşmanın saldırısı, yok nasıl cümleyi kuramadım ya. Hem düşmanın saldırısını dolduruyor hem de düşmanın kendini geçiş yapamıyor. Bu maalesef güzel uzayda pis pis canavallar var, sıkıntı çıkaran. Bunları önlemek için tabii ki şöyle bir şey kuracağız. Geçiş yapmasınlar diye. Seçemedim. Şöyle tarz bir şey olsun. Şöyle güzel. Aynısı aşağıda da geçer tabii ki. Evet. Böylelikle önlemimizi bir nevi almış olduk diyebiliriz. Bakın arkadaş, gördüğünüz gibi güzel bir şekilde arka planda da topluyor. Helal olsun. Helal. Daha ne kadar var içinde? 5 tane daha var. Bayağı bir inşa eder. Çok güzel. Toplayalım hepsini arkadaşımızla beraber. 2 tane daha toplayalım. Sonra bize Schwarzpulver lazım silah üretmek için. Bize 2-3 tane daha silah lazım olacak. Evet, çünkü geminin bir çıkışını daha kapatmak istiyorum. Bunun devamı da inşa edecek. Kaç tane oldu? Bitti mi? Olamaz ya. Yo daha var. Durduğu gibi sanki birden. Ya şimdi başta gerçekten can sıkıcı gelebilir size. Yakında öyle olmayacaktı. Göreceksiniz, oyunu basitleştirmedim aslında. Yani şimdi ya da canavarlar çıkıyordu. Çıkmadı, ilginç. Evet maalesef çıkmadı. Evet. Son olarak birkaç tane daha toplayalım. Bu arkadaş burada toplar. Ben de o sıra üreteyim. İleride buraya da birini yerleştirebiliriz. Ne kadar çok kadromuz genişlerse o kadar rahat edeceğiz ileride, göreceksiniz. Evet. Fare aradası da kayboluyor ister istemez. Hemen üretelim. İleride birçok şeyi göreceksiniz. Evet. Birçok şeyi göreceksiniz. Göreceksiniz lan! Hadi. İkinciyi de al. Laboru da gösterebilirim o sıra. Üçüncüyü de toplayana kadar arkadaş. Burada klonluyorsunuz arkadaşlar. Ne satıyor? Bir insandan başlıyor. Ve birçok yaratık ya da insanları geliştirebiliyorsunuz. Genetik olarak her türlü bir şey mümkün gözüküyor. Ben birkaç şey denedim ama daha denemem gereken birçok şey var. Hadi. Bitti mi lan o? Bir tane daha üretemeyecek miyiz? Resource acquired. Ha, şimdi topladı. Ben bir tane daha var diye sanıyordum. Evet, şimdi yanıma almayacağım ama. Hadi yanıma alsam mı hemen? Hangar inşa edebileceksem alayım yanıma. Durum var mı hangar inşa etmek için? Hangar değil, depo lazım ilk önce bize. Evet, depo için var. Depoyu buraya inşa ediyoruz. Yeah. Evet, şimdi. Access granted. Evet. Güzel, güzel. Amacımıza ulaştık. Şimdi depoyu da aynı şekilde taramalısız güvene alacağız ama maalesef. Taramalı ileride buluruz diye düşünüyorum. Altta da bunun geçişi var, bunu biliyorum. Arkadan bir ses mi geldi? Bunları toplayabiliyoruz. Evet.
aslında arkaya da yani fazla geliş buradan gelen canavarlar şey yapmasın, sıkıntı çıkarmasın diye onu inşa etmiş olduk. Bu da batarya gezegen işleri yapılamayacak daha halen çünkü bir şey inşa ettik, ona bayağı bir kaynak harcadık. Çekil lan. Şimdi bakalım. Şimdi mesela buradan ben buradan geldim galiba. Şuraya bakabiliriz. Maalesef daha erken. Bak burada silah üretmek için elimizde bir imkan var. Çok güzel. Daha fazla silah için. Neden olmasın? Hemen o bölgeye uçuyoruz. Ah pardon yanlış bastım. Zıplayalım oraya. Güzel araçta gördüğünüz gibi gençler. Aslında birini o tarafa şey yapabiliriz. Traktör toplaması için ama her zaman aktif olmadığı için değerlendiremiyorum. Şimdi arkadaşımızı görevlendirelim. Bu da toplasın bunu diye. Evet. Yer var mı? Yeteri kadar depoda var şimdi. Evet. Önümüzdeki bölüm. Görüşmek üzere arkadaşlar. Maalesef bu bölüm bir canavar göremedik. Son bir deneme yapalım. Belki canavar çıkar öldürürüz. Biraz action olur. Çekil ya. Çekilsene oğlum. Hasta. Aa vallahi şansımca çıktı. Aa canavar. Evet. Gördüğünüz gibi canavarlar bunlar. Burada toplanacak bir şey yok. Taramalı galiba öldü değil mi? Bunun sayesinde yayılmıyor olmasına. Kızım. Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar bu bölüm burada bitiyor. Önümüzdeki bölüm inşallah daha güzel şeyler göreceğiz. Başlangıcı sizin de böyle yapmanızı öneririm. Gezegenlere inişinizi bir süre arkadaşlar arka planda tutun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.